Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada AK Parti heyeti olarak Hüdapar heyetiyle hem bir görüşme hem de esas itibariyle iade ziyareti gerçekleştirmiş olduk. Sağ olsun Sayın Genel Başkan ve Hüdapar heyeti daha önce birkaç sefer hem partimizi hem Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek görüşmeleri gerçekleştirdiler. Bu öncelikle bir iade ziyarettir ve bu ziyaret çerçevesinde de görüşlerimizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit etmek, güçlendirmektir. Yine ben bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Hüdapar'ın resmi açıklamasıyla önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmalarını alenen açıklamaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Ve biz bu süreci bir pazarlık, bir koalisyon görüşmesi, efendim bir takım milletvekili pazarlıkları, liste pazarlıklarından daha ziyade Cumhur İttifakı'nın en başından itibaren geliştirdiğimiz gibi ilkeler etrafında bütünleşme, ilkeler etrafında fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz. Hiç şüphesiz hem Sayın Cumhurbaşkanımıza destek veren hem de Cumhur İttifakı'nın içerisinde olan ve bundan sonra olacak olan partilerin her birisinin ayrı bir kurumsal kimliği, her birisinin kendisince öncelemiş olduğu bir parti programı ve siyasi fikirleri vardır. Ama sonuç itibariyle bizim hepimizi ortak bir noktaya doğru getiren ilkelerimizdir. O da önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Türkiye yüzyılına çıkan kapısını sonuna kadar açmak, yani yeniden güçlü büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek, ideali etrafında bütünleşmek, bunun içinde son derece stratejik hayati bir seçim olan 2023'ün 14 Mayıs'ında gerçekleşecek olan seçimlerde Türkiye yüzyılının kapısını sonuna kadar açmak, yani Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçmek ve Cumhur İttifakı ve onunla birlikte parlamentoda olacak siyasi partileri de güçlü bir şekilde parlamentoya taşıyabilmektir. Bu çerçevede bugün görüşmelerimizi bir şekilde devam ettirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah bu belli bir noktaya gelecek ve netleştiğinde de bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle, kamuoyu ile birlikte paylaşılacaktır. Ben bir kere daha bu süreçte göstermiş oldukları, bugün de bize burada gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza açıklamış oldukları destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek. Öncelikle şunu da ifade etmek isterim. Türkiye'nin maalesef 6 Şubat'tan bu yana çok acı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Acılarımızı bir taraftan sarmaya, Türkiye'yi yeniden imar ve inşa edebilmek için kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Ama çok ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bunun için şimdiye kadar birinci gündemimiz, önceliğimiz yaraların sarılmasıydı. Bundan sonra da birinci gündemimiz yaraların sarılması ve bir an evvel inşallah bu depremin, bu asrın felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesidir. Onun için dikkat ederseniz hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem biz AK Parti olarak depremin ilk anından itibaren bütün mesaimizi bu anlamda yaraların sarılmasına vermiş olduk. Siyaseti mümkün olduğu kadar konuşmamayı tercih ettik. Çünkü milletimiz can derdinde. Ama 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri resmen başlatan imzayı, o süreci başlatan imzayı atması, ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile birlikte seçim sürecinin resmi olarak başlatılması dolayısıyla ister istemez önümüzde çok önemli bir seçim var. Bu seçim süreci de başlamış oldu. Bu seçim sürecinin başlaması ile birlikte hem siyasi partiler kendi programlarını daha yoğunlaştıracaklar, hem de sistemin doğası gereği işbirliklerinin, ittifakların daha fazla genişlemesi konusunda partilerin arasında böyle ziyaretlerin, bir takım görüşme trafiklerinin daha da yoğunlaşması kaçınılmazdır. İşin doğası gereğidir. Bu müzakerelerden de ben milletimizin hayrına olumlu sonuçlar çıkacağı kanaatindeyim. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde bu noktada adımları atarız ve bunu da milletimizle paylaşırız. Ben bu vesileyle bir kere daha Sayın Başkan'a ve değerli arkadaşlarına
ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizlere de bu ilginiz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz. Ben de huzurlarınızda bizi bugün ziyaret eden AK Parti heyetini, Sayın Bakanımı ve Seçim İşleri Başkanımız Ali Ehsan Bey'i huzurlarınızda bir kez daha ben onlara bir daha hoş geldiniz diyorum. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İade ziyaretlerinden dolayı. Evet, iki gün önce geçtiğimiz cumartesi günü yine bir basın toplantısında 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi ilan etmiştik. Hatırlayacağınız üzere 2018 seçimlerinde de benzer bir tablo vardı. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanı'na desteğimizi ilan ettik ve destek verdik. 6 Şubat'ta içimizi yakan, hepimizi yaralayan çok ciddi bir afet yaşadık. Bu afette 50 bine yakın, hatta belki 50 bini aşkın insanımız can verdi. 10 vilayette çok ciddi yıkımlar var. Çok zor günlerden geçiyor memleket. Bunun yanında dışımızda, çevremizde devam eden savaşlar var. Devam eden çatışmalar var. 11 Mart tarihi itibariyle Suriye'deki iç çatışma 12. yılını doldurdu. 13. yılına girdi. Memleket zor bir süreçten geçiyor ve bu süreçte önümüzdeki seçimlerin çok ciddi sonuçlarının olacağı, bundan sonra atılacak olan adımların, siyasi adımların çok önemli olduğu ve bu girdaptan çıkmak, bu ateşin içerisine düşmemek için çok dikkatli olunması gerektiğini hepimiz biliyoruz ve aslında kamuoyu da bunu takdir ediyor. Özellikle siyasi çevreler bu konuda bana göre çok daha dikkatli olmaları gerektiği hususunda biliyorlar. Ama maalesef geldiğimiz aşamada özellikle son birkaç gündür memlekette olayın çok farklı mecralarda tartışıldığını da görüyoruz. Biz başından beri bir şey söyledik. Hüdapar olarak dedik ki bir yerde memleketin menfaati, bir yerde milletin maslahatı varsa biz yeri gelir oradan geri adım atarız. Bu nedenle biz Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağımızı söyledik ve Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vereceğimizi açıkladık. İnşallah bu zor süreçleri atlatacağız. Evet, depremde çok canımız yandı. Bizim de yoğun olarak gündemimiz o. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla Ocak ayı başında yaptığımız görüşmelerden sonra Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alma konusunda bir teklif aldık ve o zamandan beri aslında görüşmelerimiz devam ediyordu. Fakat deprem dolayısıyla yani 6 Şubat'tan bu yana bu görüşmeler hız kesti. Araya deprem girdi. Deprem bölgesindeki yaraları sarma konusunda yoğunlaştık hep beraber. Bu görüşmeler yeniden devam etti. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili zaten tavrımızı açıkladık. Parlamento seçimlerine de birlikte girme konusunda, birlikte hareket etme konusunda prensip olarak bir problem yok. Fakat bunun nasıllığı ile ilgili detaylarda henüz bir netleşme yok. İnşallah onlar netleşirse onu da kamuoyuyla paylaşırız. Gizli saklı, üstü örtülü pazarlıklar, Sayın Bakanım da ifade ettiği gibi bu tür pazarlıklar olarak algılanmasın bu açıklamanın gecikmesi. Bizim önceliğimiz milletimizin menfaatidir. Bizim önceliğimiz memleketimizin selametidir. İnşallah bu menfaate en uygun olan bir şekilde biz bu görüşmelerimizi, bu müzakerelerimizi, bu karşılıklı fikir alışverişimizi ve birliklerimizi bir sonuca ulaştıracağız ve sonuca ulaştığı zaman da bunu açıklıkla, kamuoyuyla ve siz değerli basın mensuplarıyla paylaşacağız. Ben geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve Sayın Bakanıma ve değerli heyetine, arkadaşına da huzurlarınızda bir kez daha bu ziyaretler için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Yani sorumuz olabilir mi? Hüdapar bugünden itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır diyebilir miyiz? Henüz o noktada değil. Ama inşallah dediğim gibi yani şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz yok. Devam ediyor ama son noktaya henüz koymuş değiliz. Biraz daha beklememiz gerekecek. Peki.
Anlaşılamayan noktalar hangisi bu konuda? Anlaşılamayan bir nokta yok. Bu aşamaya gelmedik dediniz o açıdan sonra. Müzakereler devam ediyor. Bir sonraki görüşmeye ilişkin bir takvim veya da tarih var mı? İhtimal bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru belki bizim AK Parti bir ziyaretimiz olabilir. Peki.